Herkese merhabalar. Excel'de hisse senedi portföy oluşturma serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda temettü ödemesinin fiyatlara nasıl yansıtabileceğimizi göstereceğim. Daha önceki videolarımızda internet üzerinden veri çekmeyi nasıl yapabiliriz, bunlardan bahsettik. Hisselerin tamamını izleyebileceğimiz, kar zarar, haftalık, aylık, maliyete göre kar zararlarımızı izleyebileceğimiz ve diğer enstrümanlara göre kar zararlarımızı inceleyeceğimiz bir sayfamızı oluşturmuştuk. Daha sonra hisselerimize ait sayfalarımızı oluşturduk. Bugün de temettü hesabını nasıl hesaplarız ondan bahsedelim. Biz portföyümüzü 1 Ocak itibariyle baz almıştık ve 27 Temmuz tarihi arasını şu anlık göstermekte. Portföyümüz içerisinde yer alan hisselerimize Koç Holding bu tarihler arasında bir temettü ödemesi yaptı. O yüzden Koç Holding ile ilgili temettü işlemlerimizi yapalım. Koç Holding'in sayfasına geliyorum. Şimdi burada bakın, bedelli, bedelsiz ve temettü oranı, isterseniz şuraya temettü yazalım. Şöyle de birazcık daha genişletelim burayı. Şimdi ne kadar temettü verdiğini öğrenmek için Google'ı açıyorum. Buraya iş yatırım, Koç Holding'in hisse kodunu yazıyorum ve enter diyorum. Bakın şöyle bir sayfam geldi. Burası Koç Holding hissesine ait iş yatırımın sayfası. Bu sayfa içerisinde sermaye artırımları ve temettüler var. Burada temettü gerçekleşen ve planlanan tablomuz var. 14-2025 tarihinde bir temettü dağıtmış. Ne kadar dağıtmış? %4,46. 6,88 hisse bazında brüt temettü oranı. Bakın 688 olarak buraya vermiş. Nakitte ne kadarmış? 584. Yani 5,84'te nakit temettüyü dağıtmış. Buradan bakın hepsini görebiliyoruz. O yüzden 10.04.2025 olarak ben portföyüme bir tarihimi gireyim. Tarihim neymiş? Hemen şuradan seçelim. Nisan ayı, Nisan'ın 10'unda. 10.04.2025. Burada tarihe tıkladığım zaman yan tarafta bir kutu açılıyor. Burası Date Picker eklentisi. Bunu da yine anlattım nasıl yapabileceğinizi. Excel tarih eklentisi diye yazarsanız bu da sizin için bir kolaylık olacaktır. Tarihimi aldım. Tekrar sayfama geliyorum. Temettü verimi kaçmış? 4.46'ymış. Bunu da yazalım 4.46 olarak. Temettü oranımız 4.46. Burayı yüzde olarak biçimlendirmiştim. Biçimlendirdiğim için burası 4.46 olarak geldi. Ve brüt temettü var, nakit temettü var, net olan oranı var. Net oranını alalım isterseniz. 5.84'müş. Şuraya da 5.84 yapalım. Burayı da net diyelim isterseniz brütten. Evet, hisse başı net 5.84 TL para ödeyecekmiş. Burayı da isterseniz TL olarak biçimlendirelim şu şekilde. Yine bunun biçimini de şu yan tarafa alalım. Peki bana ne kadar ödemiş olur bu 5.84'te? Benim kaç lotum var? 55 lotum var. O zaman şuraya isterseniz formül olarak da yazıp görelim ne kadar olacağını. Güncel lot miktarı, bakın şuradaki, buradaki değeri alıyorum. Çarpı hisse başı verilen net temettü miktarını seçiyorum. Enter diyorum. Demek ki bana 321 lira 20 kuruşluk bir temettü yatacakmış hesabıma. Tabii bu bazen kesintiler olabilir çalıştığınız aracı kurumlarla ilgili. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlarda bir temettü alabiliyormuşuz. Şimdi buradan temettü aldığımız zaman hisse oranı da %4,46 oranında düşecektir. Yani biz tamam paramızı buradan aldık ama hisse miktarımız bizim burada düşecek. Aslında maliyet fiyatımız düşecek. Bu maliyette kalmayacak. Şu an ortalama maliyetim kaçmış benim? 178,67'ymiş. İsterseniz maliyetim ne kadar düşecek? Nasıl olacak? Bununla ilgili bir hesaplama yapalım. Bir tablo yapalım. Şuraya geleyim. Buraya temettü hesaplama diyelim. Altına şurayı alayım isterseniz. Hatta şu kısmı şöyle alalım. Lota kadar olan kısmı. Kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Tablomun içeriği böyle olsun. Şurayı da şöyle alalım. 5 satır yeterlidir. Burayı da bu şekilde aldım. Şuradan satır numaralarını ayarlayalım. Bir önceki satırın numarası olacak burası. Bir önceki satırın numarası 13. Burayı 13 yazacağım. Ve şöyle yaptığım zaman buraya satır numaralarını verecek. Buradaki ifadem şuralar olmayacak. Lot miktarlarım, burayı birleştirelim. Burada bir işlem yapmayacağım. Şuraları da silelim.
Buralarda şöyle yapalım isterseniz. Buraya bir şeyler yazarız. Benim için burada önemli olan şu olacak. Alış tarihim, alış fiyatım, satış tarihim, satış fiyatım. Yani şurayla kıyaslamak için. Temettü hesaplama kısmını da şurada birleştirelim. Bu şekilde tablomuzu oluşturmuş olduk. Şimdi benim alış fiyatını hesaplayacağım. Alış fiyatım şu olacak. Buraya geliyorum. Eşittir diyorum. Alış fiyatım, yani bu fiyattan neyi çıkartacağım? Parantez açıyorum. Yine bu fiyatla çarpı temettü oranı. Temettü oranını klavyeden F4'e basarak sabitleyin buradaki oranı. Çünkü formülü aşağıya doğru çektiğim zaman burası sabit kalsın. Bu oranı ben sabit tutacağım. Bakın dikkat ederseniz benim temettü ödemesi sonrasında alış fiyatım kaça düştü? 170 liraya düştü. Ben aynı işlemi kopyalayalım bu formülü. Buraya verelim. Burada da ne olsun? G3. Eğer bir satış yapmış olsaydım burada satış fiyatını da buralarda hesaplayacaktım. Hatta şöyle olacaktı. Diyelim ki biz Koç Holding hissesinden alış yaptık, satış yaptık. Alış satış. Burada belki 4-5 tane alış yaptık. 2-3 tane de satış yaptık. Yani alışımız daha fazla. Lot miktarlarım duruyor. Ben buraya ne yapacaktım? Şuradaki tarihleri buraya kopyalayacaktım. Ne kadar tarih varsa. Bakın bu formülü buraya yazdım. Şurada da diyelim ki 4-5 tane alış yaptığımı düşünün. Bu formülü şöyle aşağıya doğru çektiğimde şu an buraları 0 gösteriyor. Ama aşağıya doğru çektiğimde burası her bir alış miktarımın bana maliyetini gösterecekti. Aynı işlemi satış için de yapacaktım. Buraya diyelim ki satışlarım var. Ne kadar satış olmuş? Tarihlerini buraya yazdım. Tarihlerini yazmamın nedeni şu. Yani bir tane aldığınız tarihte çok bir sorun yok ama 8 tane, 10 tane, 15 tane alış tarihleri yazdınız. Burayı çoğalttınız. En azından hangi tarihte ne yaptığınızı sağlam bir şekilde görmeniz için buraya alıyorum tarihini. Ya da sıra numarasını düzgün yaparsanız sıraya göre de alabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde aşağıya çektiğinizde satmış olduğunuz hisse fiyatlarını, satışlarını da burada görebilirsiniz. Peki buradan sonra ne yapacağım ben artık? Buradan sonra eğer kaç tane ise alış miktarınız, o kadar hücreyi seçip, ben de tek olduğu için bir tanesini seçiyorum. Kopyala diyorum. Ve geliyorum buradaki alış miktarının üzerine sadece yapıştır diyerek değerleri yapıştırıyorum. Tümünü yapıştırmıyorum. Sadece değerleri yapıştırıyorum. Bakın şu an ben alış miktarımı buraya yapıştırmış oldum. Eğer birden fazla alışlarım olsaydı hepsini seçip hepsinin değerlerini yapıştıracaktım. Aynı işlemi satış fiyatı içinde yapıp sadece değerlerini yapıştırdığımda şu anki benim %4'lük alış kısmım oluşmuş oldu. Siz bunu bir kere yaptıktan sonra unutup bir daha yapmayın. Çünkü bakın bu formül şu anki değere göre artık hesaplama yaptı bunu. İsterseniz bu formülü buradan silebilirsiniz. Hani kafanız karışmasın diye. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu formülü unutmamak için buraya şöyle eşittir diyelim. Formüllere geliyorum. İşlev ekle kısmından şuraya formül diyelim. Formül metni. Tamam diyorum. Hangi hücredeki formül metnini göstermesini istiyorsunuz? Şurasını seçiyorum. Tamam diyorum. Bana bakın buradaki formülün metnini gösterdi. Formülün ne olduğunu. İsterseniz burayı silip daha sonradan buraya formülü de yazabilirsiniz. Ben hatta şöyle bir şey diyebilirim. Alış formülü diyeyim buraya. Gelelim aynı formülü şuraya kopyalarsak. Burası da hangi hücre için olacak? G14 için olacak. Yani şurası G14 olacak. Burası da satış formülü diyelim. Formül bilgilendirme diyelim buraya da. Evet, böyle bir temettü hesaplama formülümüzü oluşturmuş olduk. İsterseniz artık buradaki temettülerin bakın toplamları burada. Ben şöyle bir şey de yapabilirim. Hisselere gelip şuraya temettü diye bakın bir yer açmıştım. Şurası formüldü. Ctrl C diyelim. Bu formülü buraya yapıştıralım. Bu formül nerenin toplamını alacak? Yukarıya. Koç Holding'im nerede? Üstte. Yani sol tarafta. Burayı da isterseniz şöyle yapalım.
buraya kaydırınca hisse senetleri kısmında dursun burası. Şurayı seçelim. C sütununu. Şöyle bölmeleri dondur diyelim. Şu şekilde bakın. Şimdi gelelim temettüye. Koç Holding'in hizası neresi? Burası. Eşittir diyelim. Koç Holding sayfasına gelip şurayı seçersem ben bundan sonraki almış olduğum temettüleri buraya bu yazacak. Hatta buranın da biçimlendirmesini şuradaki değerlere göre yapalım. Giriş kısmından biçim diyelim. Şöyle seçelim. Burayı da bana bu şekilde göstersin. Temettüleri hatta şöyle bir tık daha büyük göstertebiliriz. Buradan sonra artık temettüleri dışarı alacaksanız şuradaki kısmı 321.20 liraymış. Kasa kısmına gelirsiniz. Temettüler kısmına 320.20 yazarsınız. Bakın temettüleri de böyle toplamış olursunuz. Burada bizim temettüleri biz neye topladık? Yatırılan paraya eklemiş olduk. Bu da bizim kasamızın değeri. Ama siz dışarıya çıkartıp ben temettüyü harcayacağım derseniz buraya ilave etmezsiniz. Buradaki mantık nedir? Buraya ilave ettiğiniz zaman buraya bir hisse senedi alırsınız. Tekrar isterseniz aynı hisse senedini alacaksanız şuraya da şunu yazabilirsiniz. Mesela 321. Kaç tane Koç Holding hissesi alabilirsiniz? 7 kere 5, 35, 6 tane alırsınız. Buraya 6 lot aldığınızı belirtirsiniz. Size bilgi olur. Şurada da aldığınız tarihi gösterirsiniz. Hisse senedini. Temettüyle de tekrar kasaya hisse senedi eklemiş olursunuz. Artık bu kısım size ait. Nasıl arzu ederseniz, eğer temettüyü buraya eklemezseniz çekilen para kısmına ekleyip dışarıya çıkıp temettünüzü de harcayabilirsiniz. Temettü işlemleri bu kadar. Bizim portföyümüz bence güzel bir şekil aldı. Bayağı da içeriği güzel. İnternet üzerinde bulamayacağınız bir içerik diyebiliriz. Hem de kendiniz oluşturmuş olacaksınız bunu. Adım adım nasıl yapılacağını oluşturdum. Bir sonraki videoda bedelsizi nasıl hesabımızdaki maliyetimizden düşeriz, bedelsizle ilgili nasıl işlem yaparız. Bundan sonraki videoda da bedelli ile ilgili işlemleri yapacağız ve neredeyse portföyümüzde yapılacakları tamamladık diyebiliriz. Eğer sizler yine de ben bu portföyü tamamlanmış halini de almak istiyorum derseniz tamamlanmış halini üyelere özel kısmına ekleyeceğim. Yani ben teker teker yapmak istemiyorum, yapılmış halini almak istiyorum dediğinizde oradan üye olduğunuz takdirde indirme imkanını bulabileceksiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone olmadıysanız bundan sonraki içeriklerden bilgi sahibi olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya daha çok kişinin ulaşması için paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.